İsmim Bilge Gezer. Boğaziçi Üniversitesi işletmeden mezun oldum. Ondan sonra KLM Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na girdim. 37 sene orada çalıştım. Orada emekli oldum. Bu arada evliyim, bir kızım var. 5 aylık da bir torunum var. Hiç yok. Mart 2020'den beri bu aslında biraz da kendime bir doğum günü hediyesi oldu. Hep böyle istediğim bir şeydi. Bir gün yolda yürürken, siz onu bilmiyorsunuz, sizi gördüm. Daha doğrusu yetişkin bale torbası zarif bir hanımın omuzunda. Yetişkin bale, aa dedim, buralarda nedir? Araştırdım, buldum adresinizi. O şekilde oldu. Hatta kızım dedi ki, anne ben sana yetişkin baleden bahsediyordum zaten. Aa dedim, ben sana kulak vermemişim demek ki. Onun üzerine buraya adımımı attım. İyi ki de atmışım. Araya pandemiler, çevrim içi çalışmalar girdi. Bu dönemde de sadece iki tane stüdyo dersine katılabilmiştim. Ama bütün çevrim içi derslere katılaraktan ileriler, daha ileriler. Mümkün olduğu kadar kendimi yetiştirmeye çalıştım. Stüdyoda açılınca da severek stüdyoya başladım. Birkaç aydır da Point derslerine devam ediyorum. Birçok faydası var. Öncelikle derste bu ilk olan faydası. Aklınızda ne varsa, herhangi bir sıkıntı, sizi meşgul eden bir şey, onu tamamen geride bırakıyorsunuz. Çok güzel, insan kendini, bir zihnini boşalttığı, vücudunu çalıştırdığı bir egzersiz. Uzun dönemli vücuda olan faydası var. Örneğin ben kendimden biliyorum. Mesela bazen Göztepe Parkı'nda bir çiçek gördüm. Resmini çekmek için yere eğilirdim. Ama yerden kalkarken böyle yere basmak, elimle destek almak zorunda hissederdim kendimi, dengeyi tutmak için. Ama baleye başladıktan sonra bütün bunlar kalmadı. Çok daha kendimi aktif ve rahat hareket eden bir şekilde hissediyorum. Bu da ikinci kazancı. İnsan yapınca en basit gözüken hareketin bile ne kadar zor olduğunu görüyor ve o temsilin daha çok hakkını vererek izleyebiliyor. Bu da diğer bir faydası. Yetişkin balede değişik yapılarda kişilere kucak açıldığını görünce bu bana bir cesaret verdi. Yaş mühim değil, fiziksel yapı o kadar mühim değil. Herkes yapabildiğini yapıyor ve bu hoşgörüyle karşılanıyor. Yani insan kendini ay yapamadım diye ancak kendine karşı insan daha iyisini yapmak istiyor. Ama etraftan eleştirel bir bakış olmaması çok güzel. İnsana hem motivasyon veriyor hem devam etmek için de güç veriyor. Bunlar önemli. Bir de her şeyin bir uygun zamanı var. Demek ki zaman bu zamanmış. Daha önce olmamış, şimdi olmuş. Evet. Kendi kendime hep bir hareketler yapardım. Gayet amatörce, yeter ki vücut biraz çalışsın diye. Fakat burada tabii belli bir disiplinle, usulüne uygun olarak öğretilince her gün biraz üzerine ilave ediyoruz. Bu da sanki bedenin lisanı, yeni bir dil öğrenmek gibi. Ben de bu balenin dilini yavaş yavaş çözdüğüme inanıyorum. Hani küçük küçük adımlarla bir gün daha da büyük paragrafları okuyacağımı umut ediyorum. Ortamın böyle ferah, kapsayıcı, eleştirel bir şekilde bakmıyor. Aksine güç veriyor birbirine. Bu mühim. Yani çok geniş bir yelpazen içinde insanlarız. Demek ki herkesi burada birleştiren bir ortak nokta olmuş. Ve hepimiz buradan bu zenginliği alıp gidiyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Hepsi gerekli. Fakat bazıları ruhuma daha uygun. Öyle söyleyeyim.
hordobra yaparken hareketin içinden geçiyoruz. Daha bir artistik oluyor, bir rahatlama oluyor. Aynı şekilde rond de jambe ve fondü hareketlerinde de yine bir yumuşaklık, daha bir supleks var. Sanki benim karakterime daha uygun gibi görüyorum. Annem çok sevindi. O da bir bale hayranı. İçinde kalmış olanlardan. Aman dedi, iyi dedi, kendin için bir şey yapıyorsun dedi. Gerçekten de öyle oldu. Kızım da aynı şekilde. Ve sonradan çevreyi arkadaşlarıma da yayınca herkes inanamadı. Bravo sana dediler. Dedim ben spor salonuna gitmek falan beni pek cezbetmedi. Ve bu bale bambaşka bir şey. Çünkü bu ruha hitap ediyor, hem bedeni geliştiriyor, iyileştiriyor. Yani tamamen bir şifa